Körfez'de savaş gecesi Türkiye'de sakin başladı. Gündüz bir ekonomik değerlendirme toplantısına ev sahipliği yapan Çankaya Köşkü gece olunca sessizliğe bürünmüştü. Bu sessizlik gece yarısına doğru gelen bir telefonla bölündü. Arayan Beyaz Saray'dı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal telefona çıktığında Amerikan Başkanı George Bush kendisine aylardır beklediği çok gizli haberi verdi. Bağdat bombardımanı 1,5 saat sonra başlayacaktı. Özal hemen baş danışmanı Engin Güner'i aradı. 12'ye doğru bir telefon Özal direkt karşımda. Hemen gel dedi. Kalktım gittim hemen o merdivenlerde, iç merdivenlerde. Üst katta olur çünkü akşamları. Oraya yöneldim bir baktım aşağı iniyor. Giyinmiş. Ondan sonra yüzünde ciddi bir ifade. Hemen anladım. Çünkü o saatte aşağıya inmesi için makam odasına önemli bir olayın olması lazımdı. Böyle indi, son basamağa indi. Engin dedi, Bush aradı. 1,5 saat sonra dedi, harekat başlıyor dedi. Cumhurbaşkanı aşağı inip makam odasındaki yuvarlak masaya yerleşirken baş danışmanı Engin Güner devletin zirvesini arayıp köşke davet etmeye başladı. Karlı bir gün koruma polisiyle beraber arabanın üzerindeki karları temizledik. Arabama bindim. Ben hemen köşkün karşısında oturuyorum. Hala da orada oturuyorum. Ve köşke gittim. 10 dakika içinde geldiler. Başbakan, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı Kemal Yamakpaşa geldi, genel sekreterdi. Bugün Genelkurmay Genel Sekreteri olan Aslan Güner, o zaman Özal'ın baş yaveriydi. O haritaları getirdi. Önümüze bir Irak haritası koyduk, durumu değerlendirmek için. CNN de açıktı, biliyorsunuz o canlı yayın oldu o zaman. Ve tam Bush'un Özal'a söylediği gibi tam 1,5 saat sonra Bağdat bombalamaya başladı. Şimdi bütün dünya ile birlikte Çankaya Köşkü'nün makam odasında kurulan kriz masasındakiler de Bağdat bombardımanını CNN'in canlı yayınından izlemeye koyulmuşlardı. CNN muhabirinin deyişiyle binlerce ateş böceği Bağdat'ı yerle bir ediyordu. Shooting up into the night sky. I'm going to leave our microphone in the window on the hope that you're able to hear what we have here. We're going to try to evacuate our room, but we'll let you listen in on this microphone for a short time. 10 dakika sonra kriz masası oluştuğunda bir telefon Abramovitz. Ben açtım. Sen görüş dedi Özal. Kendisi çıkmadı. Ben görüşüyorum. Çok heyecanlı. Abramovitz o zaman Amerika'nın Ankara'daki elçisi. O da bize göğe haber veriyor. İşte harekat başlıyor falan diye biliyoruz dedik. Ondan sonra şey dedi. İngiltere'den kalkan uçaklar var. Onlar geçiş yapacak. Onun izninin alınması lazım. Ağır bombardıman uçağı olan B-52'ler Bağdat'ı dövmeye geliyordu. Aylardır gündemde olan soru şimdi kriz masasının üzerindeydi. Türkiye, Irak'ın bombalanması için hava sahasını ve üsleri açacak mıydı? Özal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'e bir hava koridoru açsak geçiverseler dedi. Güreş, talimat için muhatabı olan Başbakan Yıldırım Akbulut'a döndü. Akbulut somurtuyordu. Hayır dedi, müsaade etmeyin. Biz tamamen hakim olalım meseleye. Ondan sonra müsaademizi veririz. Biz izin yok falan dedik. Yani başka yerden geçin dedik. Ondan sonra işte geçersin geçmezsin. O zaman dedi ben bunu dedi Washington'a bildirmek durumundayım dedi. Bildir dedim yani. Bizden geçemezsin. Kriz boyunca süren bir görüş ayrılığı işte savaş gecesi kriz masasında ortaya çıkmıştı. Köşktekiler o gece televizyon başında sabahladılar.
İncirlik, ertesi gün meclisten yetki alındıktan sonra kullanıma açıldı. Körfez Savaşı, sadece dünya ve bölge dengelerinin değil, Türkiye'deki güç dengelerinin de sarsılacağı bir olay olarak tarihe geçecekti. Cumhurbaşkanı Özal, Körfez Savaşı'ndan tam bir yıl önce, 1990 yılının Ocak ayında sağlık kontrolü için Amerika'ya gitmişti. O gezi sırasında Başkan Bush'la da Beyaz Saray'da görüştü. İki lider bu baş başa görüşmeden sonra yanlarında danışmanları olduğu halde bir öğle yemeği yediler. Yemekte iki heyet karşı karşıya geldi. İşte Bush yanında işte Baker, Cheney, Abramovich, Özal'ın yanında bizler, Washington Büyükelçimiz. Güneş Taner vardı galiba. Ondan sonra işte konuşurken laf arasında dedi ki Bush, bu dedi Kaddafi'yi gene azıttı, ona bir şamar lazım dedi. Özal dedi ki ya George dedi, siz dedi onu bitirdiniz. Onun dedi artık yani kolunu kanadını kırdınız, ondan bir kötülük gelmez ama dedi. Orta Doğu'da bir adam var ki dedi, o ileride hem sizin hem bizim başımıza bela olacak. O adam da Saddam Hüseyin. Bakın dedi, Saddam bu konuda bölgenin en tehlikeli adamıdır. Bunu izliyor musunuz diye sordu ve dikkatlerini çekti. Yemekteki Türklerden Nusret Kandemir eski Bağdat Büyükelçisi'ydi. Kaya Toperi ise eski Kuveyt Büyükelçisi. Özal'ın isteği üzerine ikisi de Başkan Bush'a Irak-Kuveyt ilişkilerini ve Saddam'ı anlattılar. Ancak Özal'ın asıl haber kaynağı Bağdat'taki Türk Büyükelçisi Sönmez Köksal'dı. Köksal tam da o günlerde çok önemli bir duyum almış ve bunu bir raporla Ankara'ya bildirmişti. Bu duyumum oldu Mart ayında. Yani onu gayet iyi hatırlıyorum. Metni de elimde. 6 Mart günü 1990 yılında bunu Ankara'ya yazmayı düşündüm. Şimdi 6 Mart günü şöyle diyorum. Kuveyt'in iç durumunda ortaya çıkan son gelişmelerin Irak'ın bu ülkeyle ilişkilerini yakından izlenmesi gereken bir konuma getirdiğini düşünüyorum. Kuveyt'te destabilizasyonun ortaya çıkması halinde dost güçlerin Irak'ı yardıma çağırması ve Irak'ın yardımıyla iktidar olacak bu güçlerle Irak'ın kendi şartlarına uygun bir dostluk anlaşması akdederek sınır ve körfeze çıkış sorununu arzuladığı şekilde halletmesi mümkün olabilecektir. Şimdilik spekülatif niteliği ağır basıyor olmakla beraber şartların kayganlaşacağı bir dönemde Irak'ın böylesi bir girişime tevessül edebileceğinin hatırda tutulmasının da yararlı olabileceğine inanıyorum diye böyle bir metinle Ankara'yı uyarmıştım. Bu raporun yazılmasından 4 ay sonra Irak tam da raporda öngörüldüğü şekilde Kuveyt sınırına yığınağa başlayınca Beyaz Saray'ı bu konuda uyaran Özal'ın Başkan Bush nezdinde inandırıcılığı arttı. Amerikan Başkanı o günden sonra bölgenin nabzını iyi tuttuğuna inandığı bu müttefikiyle iletişimi yoğunlaştıracak ve her fırsatta onunla fikir alışverişi yapacaktı. Şimdi bizim kanımız Saddam kesin olarak Kuveyt'e girecek şeklindeydi. Özal girecek dedi. Bak dedi, hem benim kanım hem benim danışmanlarım bizim buradaki dedi görünüş gireceğini gösteriyor dedi. Şeyde Bush'ta dedi ki, hatta hatırlarsan dedi Bush'a Özal, ben sana geçen Ocak ayında Saddam'dan bahsetmiştim. Evet, hatırlıyorum hakkım var dedi. Ama dedi yani bize gelen istihbarat raporları da dedi, hem dedi Hüsnü Mübarek de bana garanti verdi. Irak'a girmeyecekmiş. Hatta dedi, yavaş yavaş da kuvvetlerini de azaltmaya gidiyor diye bir haber aldık dedi. Özal, ben gene pek rahat değilim ama dedi, yani madem sen böyle diyorsun peki diyelim şimdilik dedi. Onun üzerine işte hatta dedi ki Özal, ya ben tatile gitmeyi düşündüm, git tatile dedi Özal'a Bush. Biz onun üzerine dedik ki Özal, hadi dedi gidelim Marmaris'e gidelim dedi. Ancak dedi ki bana, sen de devamlı izle dedi. Efendim ben izin aldım, Bodrum'a gittim, o da Marmaris'teydi. İki Ağustos sabahı saat 7'de BBC ile uyanıyordum. BBC Irak kuvvetlerinin Kuveyt'e girdiğini söyledi. Telefon ettim Okluk Koyun'a.
O da Özal da beni arıyormuş. Dedi ki hadi ben dedi Ankara'ya gidiyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nu topluyoruz. Sen de atla gel dedi. Engin'i al gel dedi. Çünkü olayın bilincindeydi ve vehametinin farkındaydı. İlk harekete geçen dünya lideri olmuştur bu konuda. İşte daha sonra pek çok spekülasyona konu olacak ünlü telefon diplomasisi böyle başladı. Özal artık bazen haftada bir, bazen günde iki kez Bush'la telefonlaşıyordu. Bir habere göre toplam konuşma sayısı 25'i bulmuştu. Telefonu tabii hep ben arıyordum Beyaz Saray'ı. Artık ezbere telefon numarasını bilir hale gelmiştim. Hem derhal telefonumuza çıkıyordu Bush genelde. Ama tabii ki bir seyahatte veya toplantıda olduğunda da 20-25 bilemediniz yarım saat içinde mutlaka bizi geri arıyordu ve görüşme sağlanıyordu. Kuveyt'in işgalinden 3 gün sonra Ankara önemli bir misafiri ağırladı. Irak Başkan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan, Özal'a Saddam Hüseyin'in özel bir mesajını getirmişti. Ama daha makama girerken alışılmadık bir görüntü doğdu. Ramazan üniformalıydı. Dahası belinde tabancası vardı. Tabii tabanca üniformanın bir parçası addediliyor Araplar tarafından. Herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Özal da bu konularda çok rahat bir insandı. O hiç aldırmadı. Ama olaydan sonra Semra Hanım bayağı endişelendi ve hatta bizlere de serzenişte bulundu. Niçin mani olmadınız, tabancasını almadınız gibilerden. Özal dedi ki bak dedi benim dedi biraderim Saddam Hüseyin'e dedi benim selamlarımı, sevgilerimi ilet. Kuveyt'i ona yedirmezler dedi. Yani hatta tam bu tabirle Kuveyt'ten bir an evvel çıkmasını tavsiye ediyorum kendisine. Onun üzerine Taha Yasin dedi ki biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı dedi Kuveyt dedi Basra vilayetinin bir kazasıdır dedi. Onun üzerine ha bak dedi üstadım dedi şimdi dedi tarihi karıştırmayalım. Irak'ta Osmanlı İmparatorluğu'nun bir vilayetiydi dedi. İşgalden 5 gün sonra Birleşmiş Milletler Irak'a yaptırım kararı alır almaz Türkiye Kerkük yumurtalık boru hattını kapattı. Özal, Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker'ın Türkiye'ye gelişinden önce kararı aldırmış, boruların dış baskıyla kapatıldığı görüntüsünü engellemek istemişti. Hatta Özal, Bush'tan konuştum, bir telefon konuşmasında Bush dedi ki, ya dedi, yakında Jim geliyor iki gün sonra dedi. Yapamayacağın bir şey olursa yani sıkma kendini, yapma dedi. Yok yapamayacağın bir şey yok bizim dedi. Biz dedi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyarız dedi. Biz de buna uygun olarak da boru hattını kapattık. Jim gelsin kendisiyle diğer konuları görüşürüz dedi. Baker'ın gidişinin ertesi günü Özal meclisten saldırı halinde silahlı kuvvetleri kullanma izni aldırdı. Bu krizin Türkiye için büyük şans olduğunu düşünüyordu. Amerika'nın kuzeyden cephe açma fikrine sıcak bakıyor, Saddam sonrası oluşumda hem Irak hem Musul Kerkük üzerinde Türkiye'nin de söz sahibi olması gerektiğini söylüyordu. O günlerde Lozan görüşmelerinin tutanaklarını ve Musul Kerkük'ün statüsünü incelemeye başladı. Orada mutlaka yeni gelişmelerin olacağını... Zaten suni bir biçimde adeta cetvelle sınırları çizilen Irak'ın yeni bir yapılanmaya gideceğini, dolayısıyla yanı başımızdaki bu yapılanmaya Türkiye'nin seyirci kalamayacağını, buna mutlaka müdahil olması gerektiğini ve kurulacak masada sadece Amerika, İngiltere vesaire değil, Türkiye'nin de yer almasının milli menfaatlerimiz açısından uygun olduğunu düşünmekteydi. Bu bakımdan Özal bu konuda nötr kalmak, tarafsız kalmak Türkiye için enayiliktir derdi. Yani taraf olmalıyız derdi. Dedi ki Bush'a bir konuşmasında siz dedi dünyanın en ileri savaş teknolojisine sahip bir ülkesiniz. Irak'ın eti ne budu ne dedi. Evet elinde belki kitle imha silahları olabilir. Nükleer silah olduğunu tahmin etmiyorum. Ama dedi bu adam yani kendi ulusunu yüzlercesinde öldürmekten çekinmeyen bir cani.
Onun için kendinizi bir cani karşısında düşünün ve bu savaş öyle sizi büyütmeyin. Bu savaş dedi 100 gün falan sürmez, 100 saat dahi sürmez. Ancak Cumhurbaşkanı'nın Şahin tavrı muhalefeti ayağa kaldırmıştı. Demirel ve İnönü, Özal'ı ülkeyi maceraya sürüklemekle suçluyordu. İşin ilginç yanı, Özal'a bizzat başbakanı da muhalifti. Her ne kadar Başbakan Yıldırım Akbulut, anayasaya göre sorumlu benim dese de, yabancı devlet adamlarının ve dünya televizyonlarının muhatabı Özal'dı. Sonunda Eylül ayı başında Cumhurbaşkanı ile Başbakanı arasındaki gerginlik doruk noktasına vardı. Özal hükümetten ülke dışına asker göndermeye hazır olmasını isterken Akbulut bunun için meclisin yetki vermesi gerektiğini söylüyordu. Sonunda Özal çareyi bizzat devreye girmekte buldu ve bir gün Bakanlar Kurulu toplantısına baskın yaptı. Biz kendimiz Bakanlar Kurulu'nu topladık, bu konuyu konuşacağız. Herhalde öğrenmiş olmalı ki geldi başkanlık yaptı. Ve bu yetkinin hükümette olduğunu, meclise gitmeye gerek olmadığını savundu. Ben de aksi kanaatta olduğumu, bunun meclis kararını icap ettirdiğini savundum. Sonra herhalde anlaşamadık. Öyle olmalı ki toplantıyı terk etti, gitti. İkinci, bir cephe açılabilir mi vesaire, sürekli içeriden tepkiyle karşılaştı. Başbakan karşı, Dışişleri Bakanı karşı, Milli Savunma Bakanı karşı, Bakanlar Kurulu karşı, asker karşı. Farz edelim ki bir cephe açtık. Birisi sorsa mesela, siz bana sorsanız bir vatandaş olarak, ey başbakan sen bu cepheyi açtın. Niçin açtın? Ne maksatla açtın? Valla ben Amerika'ya yardım için açtım. İşte Amerika işi daha kolaylaşsın diye açtım. Mı diyeceğim? Kraldan çok kralcı olmak istemem ben. Özal adeta tüm devlet mekanizmasına karşı tek başına bir politika yürütüyordu. Bu gerginlik 1990 yılı boyunca sürdü. Yıl sonuna gelindiğinde artık savaş da kapıya dayanmış, Cumhurbaşkanı kuzeyden bir cephe açılması için asker üstündeki baskısını yoğunlaştırmıştı. İşte iplerin kopacağı nokta bu noktaydı. O güne kadar sessizce gelişmeleri izleyen asker sonunda Özal'a ülke tarihinde görülmedik bir çıkışla tepki gösterecekti. Milletler Güvenlik Konseyi 29 Kasım günü Irak'a Kuveyt'ten çekilmesi için 15 Ocağı kadar süre tanıdı. O tarihe kadar çekilmezse güç kullanılarak çıkarılacaktı. Bu aslında savaşın tarihiydi. Amerika zaten 6 aydır tarihinin en büyük askeri yığınaklarından birini yapıyordu. Riyad'da kurulan karargahın emrine yarım milyon Amerikan askeri verilmiş, 4700 tank, 900 helikopter, 1800 uçak, 205 gemiyle Irak kuşatma altına alınmıştı. Artık savaşın patlamasına sadece 1,5 ay vardı. Özal köşkte birbiri ardınca düzenlediği toplantılarda Türkiye'nin bu savaşta aktif rol alması gerektiğini anlatıyor, kuzeyden bir cephe açılmasını, Amerika ile birlikte Irak'a müdahale edilmesini istiyordu. Türkiye'nin bu yolla Irak'ın geleceği üzerinde söz sahibi olabileceğine inanıyordu. Amerika Türkiye'nin oraya gitmesini, girmesini istiyordu. Girmesini istiyordu. Siz herhangi bir meselede girerseniz, yardımcı olursanız, tabii neticede kurulacak masada da ona göre bir ağlarınız olurdu.
Savaş için geri sayım başladığında Özal da askerleri Kuzey Irak'a müdahale konusunda sıkıştırmaya başladı. Bir an önce savaş hazırlıklarını bitirin diyordu. Ancak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay Cumhurbaşkanı'ndan farklı düşünüyordu. Bu anlaşmazlığın nedenini sonradan durum programında Güner Civaoğlu'na anlatacaktı. Bu kriz masası toplantılarında ben kendilerine şunu söyledim. Evet. Amerikalılar Irak'a körfez harekatını gerçekleştirmek için 6 ay yığınak yaptılar. 6 ayda ancak yığınaklarını tamamladılar. Ama onun gerisinde 30 yıla yakın bir hazırlık vardı. Savunma düzenini almış bir Türkiye böyle bir taarruz harekata geçmek için 3 günde 5 günde bir hazırlığını tamamlayamazdı. Orta Doğu bir bataklıktır. O bataklığa bir daldın mı bir daha çıkamazsın gibi bir anlayış vardı. Şimdi ben ilk önce tabii bunu yadırgadım. Yani bir ordu girer de çıkar da yani bana göre öyle bir pek müşkülü olduğunu zannetmiyorum. Askeri açıdan da burada çok girdik mi çıkamayacağımız, teknik açıdan da o kadar bunu başaramayacağımız falan söyleniyordu. Bunlara içerliyordu Özal. Torumtay Paşa'nın biraz da yani bu işi yapamayız gibilerden konuşması onu rahatsız etmişti. Bunlar bana ayak uyduramıyor. Halbuki silahlı kuvvetler ben emir verdim mi bu işi yapabilmeli düşüncesindeydi. Özal ordunun savaştan çekindiğini düşünüyordu. Bütçeden bu kadar pay alan askerin hantal kaldığı inancındaydı. Genelkurmay Başkanı ile görüşmelerinde bu hayal kırıklığını açıkça dile getiriyordu. Hatta Türk ordusu bunu yapamaz mı diye bayağı beni orada yüzen sorular da sordular. Ben de kendilerine şu cevabı verdim. Erbil veya Busul bölgesine bir taarruz için Türkiye'nin en azından tam kadrolu bir orduyu orada kullanması gerekirdi. Türkiye'nin ikinci ordusu o günkü mevcuduyla böyle bir harekat için yeterli değildi. Mecburen Doğu bölgemizden, Kafkasya cephesinden ya da muhtemel cephesinden ve Trakya'dan birlik oraya kaydırmak gerekecekti. Bunun tabii bir süresi var. Ancak iş burada bitmezdi. Musul'u, Kerkük'ü almakla bitmiyor. Her şeyden evvel Irak kuvvetlerinin tümünün imha edilmesi lazımdı. Bunun için de Irak'ın derinliklerine kadar gitmek gerekirdi. O zaman işin şekli değişecek. Tüm Irak'ın dize getirilmesi ve bölgenin işgalini gerektirecekti. Türkiye bütün imkanlarının çoğunu böyle bir görev için tahsis edebilir miydi? Ülkenin o sıradaki ekonomik durumu, çevresindeki tehditler dururken Türkiye hangi nedenle böyle bir harekata veya maceraya atılacaktı? Bu da işin bir tarafı. Ve nihayet o tarihlerde Türkiye bugün de kısmen azalmış olmasına rağmen bir PKK konusuyla meşguldü. Hal böyleyken kuvvetinin çoğunu Irak'ın işgaline, Kuzey Irak'ın işgaline tahsis ettiği takdirde bir başka ülkeyi işgal etmiş ve onun topraklarında 3 milyona yakın insana kendisine düşman etmiş olacaktı. Ve bu 3 milyona yakın insan kendi vatanlarını korumak için bize gerile faaliyetlerine girişecekti. Özal daha atak olma konusunda Genelkurmay'ı da hükümeti de ikna edemiyordu. Zirvede ipler gerilmişti. Bardağı taşıran damla 1 Aralık'ta Çankaya'da yapılan bir zirve oldu. Saat 11'de toplanan savaş zirvesine Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı çağrılmış ama Genelkurmay Başkanı davet edilmemişti. Orgeneral Torumtay da aynı saatlerde Genelkurmay'da savaşla ilgili bir toplantı yapıyordu. Köşkteki toplantıyı öğrenince Irak'a girmeye karşı çıktığı için dışlandığını düşündü, randevu alıp kendisi de Çankaya'ya çıktı. Toplantıda savaş konusunda hükümetin siyasi direktifini beklediğini söyledi. Beklediği direktif o gece saat 21'de geldi. Ancak gelen belge
Başbakanlık müsteşarının imzaladığı bir kapak yazısıyla buna ekli imza haneleri boş bir bakanlar kurulu kararıydı. Torumtay o an istifa etmeye karar verdi. Karar anını daha sonra 32. gün için Mehmet Ali bir anda şöyle anlatacaktı. Bir saniye dahi düşünmedim. Neden? Artık görüşlerimiz ayrılmış. Ondan sonra ben beraber çalışamazdım. O zaman ben bir robot tribüne düşerdim. Devlet kişileri bir makama getirmişse orada her şeye boyun eğsin diye getirmemiştir. Gerektiğinde açıkça inandığını söylemek zorundadır. Ben inandığımı söyledim. Sadece benim inandığım değil. İlk açıkladığım vakit inandığım prensiplerle ve devlet anlayışımla. Ne prensiplere uyar bu kademe atlamak ne de devlet anlayışına. Sorumlu olduğu kişi. Bak hükümet değil mi? Hükümetten program istiyorsun. Gel hükümete sor. Direktif var mı yok mu? Değil mi? Geldi mi gelmedi mi? İmzası mesela suretlerde imza olmuyor zaten. Ama imza 90 diyor. Geldi ki veyahut bir adamını gönderdi ki kardeşim bunun imzası bile yok. 3 Aralık Pazartesi günü Genelkurmay Başkanlığı'nda basın mensuplarına Güneydoğu'daki durum konusunda bir briefing veriliyordu. Asıl manşetlik haberse aynı anda aynı bina içinde bir başka odada hazırlanıyordu. Şimdi ben Genelkurmay'a da hiçbir kimseye, kuvvet komutanları dahil hiçbir kimseye sızdırmadım bile benim görüşümü. Ben tıkır 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 saat 15'e kadar hiç kimseye renk vermeden son imzalarımı attım. Ondan sonra çağırın bana dedim şeye, işte personel başkanına al dedim şunu tebliğ edin, o kadar bitti. Tam başladı Doğan Paşa. O sırada cep telefonu yok. Sadece çağrı aletleri var. Bir çağrı aleti çalıyor böyle. Herkes de ya şimdi münasebetine bak der gibi birine bakarken bir ses duyuldu. Torunta istifa etti. O ses bizim Güner'in sesi. Güner'in çağrısına Necip Torunta istifa etti not düşünce o da yüksek sesle bunu söyledi. Birdenbire bir şok. Haber Ankara'da deprem etkisi yarattı. Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir genelkurmay başkanı hem de bir savaş arifesinde istifa ediyordu. Kuvvet komutanlarının da istifa edeceği haberi başkente yayılırken Torumtay veda için Akbulut'a ve Özal'a gitti. Paşam yani varsa yapılabilecek bir şey biz hepsini düzeltmeye hazırız. Yani istifa etmeyiniz bizim yani bu işlerde... bir noksan mı var, hata mı var? Yani bunlardan hiçbir haberimiz yok. Yani öyle bir rahatsızlığını sezmiş olsak çağırırız. Onda bir rahatsızlık varsa yani bana gelip bir durumu anlatmaz mı? Özal enteresandır, hiç şey yapmadı. Yani üstünde durmadı bu işin. Doğan Güreş Paşa geldi. Diğer istifalarda da yani... Tavrı biraz şeydi, yani bana ayak uyduramayan gider havasındaydı. Özal o günlerde gazeteci Yavuz Gökmen'e Torumtay'ı savaşa girmeye çekindi diye Yüce Divan'a vermeyi düşündüğünü söyleyecek. Ama sonra vazgeçip yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Doğan Güreş'i atayacaktı. Körfez'de savaş patladığında Özal bütün çabasına rağmen devleti ya da kendi deyimiyle statükocuları savaşa müdahil olmaya ikna edememiş ve yönlendirmek istediği savaşı televizyondan izlemekle yetinmişti. Körfez Savaşı 17 Ocak'ta başladı ve tam 42 gün sürdü. Çöl Fırtınası adı verilen harekat boyunca hava ve füze saldırılarıyla Irak'ın savunma sistemini çökerten müttefik güç 24 Şubat'ta kara harekatına başladı. Kara Savaşı yalnızca 100 saat sürdü. Irak birliklerinin çoğu yoğun hava bombardımanının yıpratıcı etkisi ve kara saldırısının şiddeti karşısında savaşmadan teslim oldu. Irak 25 Şubat'ta Kuveyt'ten çekilmeyi kabul ettiğini açıkladı ve Kuveyt'teki 700 petrol kuyusunu ateşe vererek çekildi. Savaş durduğunda Irak 100 bini aşkın ölü vermişti. Çok uluslu gücün kaybı ise
234 ölüydü. Ancak Saddam Hüseyin savaşın ardından halkına yaptığı konuşmada "Cesur Iraklılar, bütün dünyaya karşı savaştınız, kazandınız" diyecekti. İşin ilginç yanı, kara harekatında büyük başarı kazanan Amerika öncülüğündeki müttefik güçler Bağdat'a yürüyerek Saddam'ı devirmek yerine durup savaşa son vermeyi tercih etmişti. Böylece savaş sonrası Irak'ta yeni bir yönetim umuduyla uluslararası güce üstlerini açan Türkiye iyice zor durumda kalmıştı. Özal Bağdat'a yürümeme kararını savaştan hemen sonra 1991 Mart'ında davet edildiği Camp David'de Başkan Bush'a sordu. Özal açıkça sordu, Bağdat'a niye girmediniz diye. Orada Başkan Bush pek de tatminkar olmayan bir cevap verdi. Dedi ki işte Vietnam sendromu dolayısıyla kamuoyunun büyük baskısı altındayız. Bağdat'a yürüseydik, Cumhuriyet muhafızları, işte Irak'ın göya elit birlikleri vesaireyle çatışma çıkacaktı, kara harekatı ve göğüs göğüse çarpışmalar olacaktı. Burada çok zayiat verebilirdik ve Amerikan kamuoyu buna karşıydı. Bunun için yapmadık gibi bir cevap verdi ama tabii Özal bu cevaptan hiç tatmin olmadı. Amerika'nın durması Türkiye'ye pahalıya patlamıştı. Hem ekonomik hem siyasi açıdan. Hükümet krizin faturasının 4,5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Kerkük yumurtalık petrol boru hattının kapatılması, sınır ticaretinin durdurulması, turizm gelirlerinin düşmesi ekonomiye büyük darbe vurmuştu. Biliyorsunuz Özal onun için çok uğraştı ve onun sözünü alarak bu işlere girişti. Yani bütün zararımız tazmin edilecekti. Hatta bu amaçla Amerika, Suudi Arabistan ve Birleşik Kuveyt bir fon oluşturdu. 4 milyar dolarlık bir fon oluşturdular. İşte 1 milyar, 1,5 milyar sanıyorum verdiler. Ama gerisi kolay kolay çıkmadı Araplardan vesaire. Orada bir ufak hayal kırıklığı oldu. Ama gene de Özal karlı çıktığımızı düşünüyordu çünkü Türkiye'nin dışarı açılımı, tanıtımı, askeri konularda çok yardım aldık. Yani onları ihmal etmemek gerekir. Siyasi açıdan ise Türkiye hem Bağdat rejimiyle düşman olmuş hem de Kuzey Irak'ta sorunlu bir bölgeyle baş başa kalmıştı. Savaştan sonra Birleşmiş Milletler 36. Paralelinin üstünü güvenli bölge ilan etmiş, Saddam da Kürtleri ve Türkmenleri bu sınırın kuzeyine göçe zorlamıştı. Nisan 1991'den itibaren 400 bin Iraklı Kürt PKK ile mücadele etmekte olan Türkiye'nin sınırına yığıldı. Biliyorsunlar Türk toprakla sınırların içine alındı. Halbuki bunların Türk sınırlarının dışında tutulması bir devlet politikası olarak öne sürüldü. Turgut Bey bunu yok farz etti. Bunlar içeri girdiler. İçeri girmeleri tabii insani açıdan doğru. Yalnız bir gayri insani yönü de var. PKK silahlarıyla girdi. PKK'nın silahları girmesi Türkiye'nin terörle mücadelesinde bir senede veya iki senede bitecek olayı 5 sene geriye attı veya daha ağır neticeler verdi. İkincisi bu Saddam'ın Kürtlere karşı yeni bir hareket yapmasının önlemek için orada bir devamlı kontrol, bir çizgi, yani paralelden yukarıya doğru bir çizgide devamlı Saddam'ı kontrol etmek veya yukarı çıkmasını önlemek gibi bir gerekçeyle, ki buna Turgut Bey'in de mucidi olduğu söylenir, Amerika'dan istediği bir çekiç güç geldi, yerleşti Amerika'ya, İngiliz ve Amerikan uçakları. Bunların tabii ki o Kuzey Irak'ı kontrolünde bir boş bir alan. Kürtler gayet rahat hareket etmek olanağını buldular. Aşiretler daha canlanıp daha organize hale gelmeye başladılar. Çekiç güç de bunlar himaye etti doğrusu. Kürtleri himaye edelim derken Kürt devletini kurar gibi oldu. Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak'a girmesi düşünülen 2. Ordu'nun komutanı Orgeneral Kemal Yavuz ise çekiç gücün bölgeye gelmesinin ve mültecilerin sınırdan girişinin büyük tehlike yaratacağı inancındaydı.
Bunu Özal'a söylediğinde aralarında geçen tartışmayı daha sonra duruma şöyle anlatmıştı. Kendisi şöyle dedi, dedi ki ben size zamanında söylemiştim dedi. Amerikalılar güneyden girdiği zaman biz de kuzeyden girseydik dedi. Hem bu meseleler bahis konusu olmazdı dedi. Hem de Musul, Kerkük bugün elimizde olur dedi. Ben bu sözden çok üzüntü duydum. Ve kendisine şöyle bir sual sordum. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım siz bizim hududumuzdan Kerkük'e kadar olan mesafeyi harita üzerinden ölçtünüz mü dedim. Yüzüme baktı, cevap vermedi, herhalde ölçmemişti. Ben dedim ölçtüm. 200 kilometre kuşu mesafe var. Eğer dedim Sayın Genelkurmay Başkanım bana emir verselerdi ben bu mesafeyi zırhlı birliklerimle 4-5 günde giderdim. Ama bir bölgeyi işgal etmek o kadar önemli değil. Ondan daha önemli bir şey var. O bölgede kontrolü idame etmek ve sürdürmek. Bu bölge dedim 200 kilometre derinlikte ve 300 kilometre genişlikte. Yani 60 bin kilometre kare bir bölge. Bu 60 bin kilometre kare bugün aşağı yukarı bizim olağanüstü hal bölgemize yakın. Biz kendi bölgemizde valimizden köy muhtarına kadar bize ait halkımızın %98'i en az bizi destekliyor. Her türlü altyapı imkanlarına, yollarımıza, görüşme imkanlarımıza sahibiz. Buna rağmen dedim biz kendi bölgemizde bile asayişi sağlayabilmek, güvenliği sağlayabilmek için 60 tabura yakın kuvvet bulunduruyoruz. Siz tasavvur ediniz dedim. Hiçbir altyapısı olmayan, halkının büyük çoğunluğu bize karşı olan bir bölgede asayişi sürdürebilmek, güvenliği sürdürebilmek acaba kaç taburla mümkün olabilirdi? Hiç hesapladınız mı dedim. Bir cevap alamadım yine. Sonra dedim bir şey daha sormak istiyorum. Diyelim ki bütün Türkiye'yi boşalttık, kara kuvvetlerini buraya taşıdık ve bu bölgede kontrolü sürdürdük. Siz dedim düşünebiliyor musunuz acaba dedim bu Musul'u, Kerkük'ü bize bırakırlar mıydı dedim. Bu bilanço ve yarım kalan Körfez Savaşı, Irak dosyasının 12 yıl sonra yeniden açılmasına neden oldu. Bu kez Irak'ta var olduğunu öne sürdüğü kitle imha silahlarını gerekçe gösteren Amerika, dünyanın gözünü yeniden bölgeye çevirdi. Bu gelişme, kimilerine göre Özal'ın haklı çıktığının bir kanıtıydı, kimilerine göre ise Türkiye'nin yaşadıkları biraz da o dönemki politikaların mirasıydı. Türkiye... Kuzeyden o zaman Özal'ın dediğini yapsaydı, girseydi gözle görülür fazla hiçbir reaksiyon olmazdı. Çünkü müttefiklerin isteği üzerine girmiş olacaktı. PKK meselesinin çözümü daha öne alınırdı bunun neticesinde. Kuzey Irak'ta bugün gelinen noktadan Türkiye açısından daha iyi bir noktada olabilirdik. Yani Türkiye'ye sorun çıkarmayacak bir yapıyı dizayn etme şansımız olurdu. Acaba hani çok güçlü bir Saddam güçlenseydi, yani bu harekat yapılmasaydı, onun vereceği zarar acaba işte Körfez Harekatı'nın Türkiye'ye verdiği zarardan az mı olurdu, çok mu olurdu? Yani bunun hesabını yapmak çok zor. Ama benim kişisel kanaatim, yani bir de tabii Türkiye'nin yani yaşadığı bütün bu acıları, bu dramı, bu hani bıçak sırtında işte böyle bölünme aşamalarından geçti Türkiye. Tabii çok çabuk unutuluyor yani 96'lar, 97'ler, 95'ler. Yani bu olayın kökünde işte bu Büyük İnsan Hareketi ve bu Körfez Harekatı'nın Bağdat'tan kuzeye, kuzeyden Türkiye'ye geçiş yapan yüz binlerce insanın ve Kuzey Irak'ın destabilize olmasından kaynaklandı. Körfez'de iki kriz arasında geçen 12 yılda hem dünyada hem Türkiye'de pek çok değişiklik yaşandı. Rusya parçalandı, ABD hiper güç oldu, PKK çöktü. Özal savaş sürecinde sözünü dinlemeyen Başbakanı Yıldırım Akbulut'un ANAP Kongresi'nde devrilmesini sağladı. Orgeneral Necip Torumtay'ın yerini alan savaş sürecinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, emekli olunca DYP'de politikaya girdi. Özal'a aylar öncesinden kuvvet işgalini haber veren ve ona Bush'un gözünde itibar sağlayan Bağdat Büyükelçisi Sönmez Köksal, bu önemli istihbarat başarısının ödülü olarak MİT müsteşarlığına getirildi. Ancak işin asıl ilginç yanı
Irak'ta ikinci kriz patlak verdiğinde Körfez Savaşı'nın Bush ve Özal dahil bütün aktörleri sahneden silinmiş, sadece savaşın hedefi olan Saddam Hüseyin iş başında kalmıştı.